Arkadaşlar merhaba. Bu videoda GSM Shield ile ev otomasyonu yapacağız. Ev otomasyonu derken bir tane LED, bir tane de 220 voltluk lambayı çalıştırmayı öğreneceğiz. Zaten bu bilgilerle de evdeki diğer cihazların neredeyse tamamına yakınını kontrol edebilecek bilgiye ulaşmış olacağız. Daha önce GSM Shield ile ilgili başka bir proje yapmıştık. Ancak röle kontrolü ile ilgili çok fazla soru geldiği için tekrar bir video çekme gereği duydum. O videoda zaten kanalımızın en çok izlenen videolarından biri oldu. Çok fazla talep gördüğü için de bir ikincisini çekelim istedik. Onun için de yeni bir GSM Shield aldım. Yine GSM Shield'ı aynı yerden GSM Kontrol'den aldım. Bütün linkleri de açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Küçük bir kutumuz var. Kutunun içerisinden başka bir şey yok zaten. Bu Shield'ın diğer Shield'lardan farkının daha önceki videoda da bahsetmiştik. Aris 232 seri port var arkadaşlar. Bunu bilgisayarla haberleşirken de kullanabiliriz. Bunu kullanmak için şuradaki iki tane jumper'ı bir sola almak gerekiyor. Zaten burada PC ve A Arduino'yu temsil ediyor. Arduino şu an Arduino tarafında. 7-35 volt arasındaki gerilimleri çipin çalışacağı gerilim aralığına düşürerek kullanabiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Arduino 35 voltu desteklemiyor örneğin. Arduino'nun biliyorsunuz 6-20 volt arası yani maksimum gerilim değeri var. Klon Arduino'ların kapasitörleri 16 voltluk olduğu için 16 volt bile sorun yaratabilir. Dolayısıyla biz tavsiye ettiğimiz 9-12 volt arasında beslemeniz. Yine Shield'ı bilgisayarla kullanmak istiyorsak şuradaki butona yaklaşık 1-1.5 saniye basarak Shield'ı açmamız gerekiyor. Son olarak da üzerindeki pinlerden bahsedeyim. Shield'ımız TX ve RX pini, yani 2 ve 3 numaralı pini kullanıyor. Software serial kütüphanesiyle haberleşeceğiz. 6 numaralı pin ise ring, yani telefon çaldığında bize uyarı veriyor bu pinden. Bu da power pini. Biz bu butona basmak yerine bunu Arduino'dan high komutu göndererek de açabiliyoruz. Zaten GSM kütüphanesinin de arka planda yaptığı şey bu. Yalnız biz bu örnekte bir fark olarak GSM kütüphanesi kullanmayacağız. AT komutlarıyla haberleşeceğiz. Çünkü GSM kütüphanesiyle ilgili bir güncelleme olduğu zaman kodlarımızda sıkıntı olabilir. Daha önce bunu yaşadık. O yüzden GSM kütüphanesine komple vazgeçiyorum. Bundan sonra tamamen AT komutlarıyla haberleşeceğim. Videolarımı da o şekilde çekeceğim. SIM kart girişine gelirsek en büyük boy SIM kartlardan var. Onun dışında bu Türkiye'deki her 3 GSM operatörünü destekliyor. 4 bandlı bir çip. 2G üzerinden internete bağlanabiliyoruz. SMS atabiliyoruz, arama yapabiliyoruz. Arama yapmak için de buradaki konnektörleri, 2 tanesine hoparlör, 2 tanesine de mikrofon takarsak arama yapacak hale de getirebiliyoruz Shield'ımızı. Şimdi bu projemiz için neler gerekli ona geçelim. Öncelikle GSM Shield'a ihtiyacımız var. Daha sonra GSM Shield'a kullanmak için bir SIM karta ihtiyacımız var. İçerisinde SMS paketi olursa ya da paket yoksa da herhangi bir şekilde SMS atma özelliği kısıtlı değilse bizim işimizi görecektir. Bu nano SIM kartı olduğu için bir adaptörümüz var bunu büyük SIM karta dönüştürmek için. Daha sonra Arduino Uno ve bir breadboard'a ihtiyacımız var. Bir tane röle kullanacağız. Röle ile 220 voltluk lambayı kontrol edeceğiz. O yüzden bir tane 220 voltluk lambamız var. Duyu prize girecek hale getiren bir parça var. Buralara ben kablo bağlayacağım. Prize sokmayacağız. Arduino'yu programlamak için bildiğimiz kablomuz var. Bir tane 220 volt elektrik alabilmek için herhangi bir şeyin eski bir kablo. Onu keseceğim kullanırken. En önemli şeylerden bir tanesi bir 9 voltluk adaptörümüz var. Dikkat etmemiz gereken şey ise bu Shield 5 volt 2 amper ile çalışıyor. Daha doğrusu siz Arduino'yu bilgisayara taktığınız zaman çalıştığını düşünüyorsunuz ama arama yaparken, SMS atarken anlık olarak fazla akım çektiği için o anlık olarak akımı da karşılamadığı zaman Shield ya düzgün çalışmıyor ya da kendini kapatıp baştan açıyor. Kararlılık problemleri yaşanabiliyor. Bir de LED kontrolü yapacağız. 330 ohmluk dirençle beraber. Ayrıca jumper kablolara ihtiyacımız var. Bir de gerekli bağlantıları, röle bağlantıları yapmak için herhangi bir kabloya ihtiyacımız var. Rölenin vidalarını açmak için, sonra bir daha kabloları kesmek ve soymak için de böyle bir alete ihtiyacımız var. Hadi başlayalım. SIM karttan başlayalım. Arkadaki SIM kart yuvasını aşağı doğru çektiğim zaman kendisi açılıyor. Şu an SIM kartımız oldu. Bununla işimiz şimdilik bitti. Daha sonra Arduino'ya gelelim. Daha önceki projede hatırladığınız gibi bu pinleri eğerek sensörleri takmıştık. Sıcaklık sensörü takmıştık mesela. Şimdi pinleri eğmeyelim.
Ama siz normalde kullanırken pinleri eğebilirsiniz ya da buralara lehim yaparak da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer Arduino'nun bu pinlerini kullanacağım. IGSP pinleri diyebiliriz. Bu pinler biliyorsunuz SPI haberleşme için kullanılıyor. SPI haberleşmede de 11, 12, 13 numaralı pinler kullanılıyor. Bir tane reset, toprak ve 5 volt pini var. Dolayısıyla biz reset'i kullanmayacağız. 11 ve 12 numaralı pinleri kullanalım. Bir de toprak ve 5 volt kullanacağız. Arkadaşlar en sol alttaki pin toprak. Onun yanındaki 11 numaralı pin. Onun yanındaki 5 volt pini. Bu reset. Onun yanındaki 13, onun yanındaki 12 numaralı pin. Dolayısıyla biz 11 ve 12'yi 5 voltu ve toprak kullanacağız. Hemen elimdeki kabloların en koyu renklisini toprağa takıyorum. En açık renklisini de 5 volta takacağım. Daha doğrusu kırmızıya en yakında. Beyazı 11'e takalım. Griyi de 12'ye takalım. Bağlantımız bu şekilde. Bunu da breadboard'a aynı şekilde uyguluyorum. 5 volt. Toprak. 11'i hatta şuradaki 11 numaralı pine takayım. 12'yi de 12 numaralı pine takayım. Daha sonra yapmamız gereken şey 12 numaralı pine LED'e bağlayalım. LED'in kısa bacağını toprağa bağlıyorum. Uzun bacağını breadboard'a. Aradaki bağlantıyı da 330 ohmluk dirençle yapıyorum. LED'imiz bu kadar. Şimdi röleye gelelim. Röleyi de aynı şekilde. En açık renkli 5 volta. En koyu renkli toprağa. Kalanı da in. Yani giriş pinine takıyorum. Aynı şekilde bağlantıları yapalım. Toprak. Şuraya takalım. 5 volt. Bunu da 11 numaralı pine taktım. Arduino bağlantılarımız bitti. Yapmamız gereken şu an 220 volt bağlantılarını yapmak. Son olarak da shield'a takalım. Bu kabloları eğebiliriz. Zaten shield'ın bacakları uzun. Yolunda. Sıra rölenin bağlantısını yapmaya geldi. Böyle bağlantısını yapmak için biraz önceki adaptörümüzün kablosunun bir kısmını keselim. Geri kalanını soyacağım. Kablomuzun son durumu bu. Kablonun ucundaki teller biraz sert olduğu için şu krokodillerden kullanmaya karar verdim. Krokodilin bir tanesini buraya bağlayalım. Kısa devre yapmasın. Bu işlemleri yaparken çok dikkatli olmak lazım. 220 voltun şakası olmuyor. Ampulümüzü de takalım. 220 volttan gelen kablolardan bir tanesini direkt ampulün ucuna takıyorum. Diğeri röleye gidecek. Röleden anahtara basılmış gibi devreyi tamamladığı zaman zaten lamba yanacak. Bu da lambamızın diğer bacağına gidecek. Dediğim gibi aslında bu şekilde bir deney yapmak da çok doğru değil. Ama çok kısa süreli yapacağım. Kapatacağım. Siz de evde yaparken lütfen çok dikkatli olun. Elimiz şu kablolardan birine değdiği an çok büyük sıkıntıya girebiliriz. Şu an devremiz aslında tamamlandı. Yapmamız gereken şey kodumuzu yazıp yüklemek ve sisteme güç vermek. Hem lambaya hem de adaptörle shield'a güç vermek. Shield'a güç verdiğimiz zaman Arduino'da çalışıyor zaten. Şu Arduino'nun ve shield'ın bu giriş pinleri zaten şekli de aynı, bağlantıları da aynı. Buraya da takabiliriz, buraya da takabiliriz. Hiçbir fark yok. Şimdi kısaca kodlara göz atalım arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeyeceğim her zamanki gibi. Kodları paylaşacağım. Açıklamalar kısmından linkini bulabilirsiniz. Burada yazılımla ilgili kısa bilgiler var. Hangi komutların çalıştıracağıyla ilgili. Ürünün linki var. En üstte Software Serial kütüphanesini görüyorsunuz. Bu bizim GSM Shield'la haberleşmeyi sağlayan kütüphane aslında. Burada LED pini, ışık pini dediğimiz 220 voltluk lambanın bağlı olduğu pin. Bekle dediğimiz şey komutların arasında 3 milisaniyelik bekleme koyduk ki daha sağlıklı çalışsın yazılım. Burada SMS gönder denilen blok SMS göndermeye yarıyor adı üstünde. İçerisine yazdığımız string mesajı daha önceden kaydettiğimiz telefon numarasına gönderiyor. Bu yazılımı kullanırken lütfen şu telefon numarasını değiştirin. Bu telefon numarası Arduino Haber WhatsApp danışma hattının numarası. Bize sürekli mesaj gelmesin, kendinize gelsin mesajlar. Daha sonra SMS çöz diye bir fonksiyon yazdım. SMS çöz fonksiyonu da şurada gösterdiğimiz
led aç, led kapat, ışık aç, ışık kapat diye 4 tane fonksiyonun gelen SMS'in içerisinde bu kelimeler var mı diye arama yapan fonksiyon. Arama yaptıktan sonra da gerekli fonksiyonları, komutları yerine getiren kısım burası. Örneğin led aç geldiği zaman led açıldı diye bize tekrar SMS atacakmış ve led pinini high durumuna getirecekmiş. Led kapat geldiği zaman da tam tersini yapacak. Aynı şekilde ışıkla ilgili olan bölüm de burası. Setup kısmı burada. Bildiğiniz şeyler output, low, high ve bazı AT komutları var. SMS haberleşmesiyle ilgili. Bir de sistem açıldı diye ilk açıldığında SMS atıyor. Loop kısmımız ilk defa bu kadar sade. 2 satır kod var. Sadece SMS çöz fonksiyonunu çalıştırıyor. Bütün olaylar SMS çöz fonksiyonunun içerisinde oluyor. Gördüğünüz gibi kodumuz bu kadar basit. Şimdi bu kodu Arduino'ya yükleyelim ve ürünümüzü, cihazımızı test edelim. Kodumuzu yükledik. Şu an yapmamız gereken şey bunu bilgisayardan çıkarmak. Artık bilgisayarla ve Arduino yazılımıyla bir işimiz kalmadı. Yapmamız gereken şey Shield'ı ya da Arduino'nun voltaj in girişine elektrik vermek. Şu an elektrik verilmedi. Buna bastığım zaman şu an hem Arduino'ya hem de lambaya elektrik verilmiş oldu. Telefonumuzu da buraya koyalım. Telefonumuza SMS gelecek. Sistem açıldı diye SMS geldi. Şöyle bir yaklaştıralım. Peki. Biraz önceki komutlardan bir tanesini yazıyorum. Işık. Aç. Umarım güzel gözüküyordur. Evet, ışık açıldı. Bize tekrar mesaj gelecek şimdi ışık açıldı diye. Aradaki birkaç saniye bekleme şebekeden kaynaklanıyor, gayet normal. Evet. Bunu kopyalayalım. Işığı kapat diyelim. Aynen bu şekilde. LED'i de yapalım. Işık kapatmayla ilgili SMS gelecek. Evet, geldi. LED yapalım. Burada mavi LED'imiz vardı. LED yandı. SMS'imiz de geldi. LED kapat yapalım. LED'imiz kapandı. Arkadaşlar, bu bilgilerle klima dahil, evdeki çay makinesi, kahve makinesi, fırın dahil birçok cihazı kontrol edebilirsiniz. Hatta bir Android uygulaması yazıp bunu uygulama üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Ben GSM Shield'da yapılan projeleri gerçekten çok seviyorum. Hem bizi ağdan herhangi bir internet bağlantısı vesaire ya da RF bağlantısı olmak derdinden kurtarıyor. Dünyanın her yerinde çalışıyor. SMS ücretleri gayet ucuz. 2000, 3000, 5000 SMS paketleri 3-5 liralık fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla dünyanın her yerinden bizim cihazlarımızı kontrol etmemize yarayan bir altyapı sağlıyor. Proje önerileriniz ve sorularınız varsa lütfen yoruma yazın. Yorumlara tamamını gördüğünüz gibi cevaplıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.